Yani bu şekilde elenmek biraz hepimizi çok üzdü ben düşünüyorum. Yapabileceğinin dün ilk yarım saat haricinde her şeyi yaptığını ben düşünüyorum ilk takımın. Çok kolay değil. Gelmiş olduğu yer yani bir anda milli takımın ümitler kesilmişken ama dün gece tekrar milli takımımız gelecek için yapılacak olan bir takım bence farklılıkları ışığını yaktı diyebilirim. Hocam sizi bulmuşken teknik direktör gözüyle özellikle Stefan Kuntz'un üçlü savunma oynatma tercihini ve Berkan sol bekte Berkan tercihini sormak istiyorum. Siz gördüğünüzde neler düşündünüz? İzlediğinizde nasıl bir savunma hattı gördünüz? Yani tabii ki bunlar rakip takımının özellikle öndeki oyunculara göre bence Stefan Kuntz'un yapmış olduğu bir oyun planıydı. Yani tabii çok beklediğimiz bir yapı değildi ama sonuçta bir teknik direktör muhakkak rakip takımın özellikle öndeki oyununu çok detaylandırdığını ben düşünüyorum. Buna istinaden böyle bir savunma kurgusu içerisinde kaldı. Yani çok sert savunma oyunun içerisinde düşünmedi Stefan Kuntz. Bu da belki kendi özelinde, kendi düşüncesindeki oyun saha içi planlamasıyla alakalı olduğunu. Ben oyunun tabii ki ilk bölümlerinin çok daha savunma anlamında bizim kontrolümüzde olacağını ben de beklerdim. Bekliyordum daha doğrusu. Ama böyle bir tercih. Yani oyunun hücum anlamında da biz oyun içerisinde kalacağımızın bir düşüncesindeydi. Yani hocanın bu düşüncesini saygı duymak gerekiyor. Ama evet herkesin beklemediği bir yapıydı. Peki geçtim Trabzonspor'a o zaman. Şimdi Trabzonspor Beşiktaş mücadelesine hazırlanıyor. Özellikle büyük maçlarda bu sezon gösterdiği performansla Beşiktaş'ı da geçmeye hedefliyor bordo mavili takım. Abdullah Avcı'nın bir kariyer rekoru hedeflediğini az önce haberimizde de aktarmıştık. Şu anki gidişatı nasıl yorumluyorsunuz? Bunu şundan dolayı soruyorum. Milli takımlara çok sayıda oyuncu gönderdi Trabzonspor. 12 futbolcu gönderdi ve oradan dönüş nasıl olacak açıkçası merak ediliyor. Dediğimiz gibi Beşiktaş maçına çıkacak dönüşte de. Neler beklersiniz? Yani sizinle daha önce konuşmamızda da ben milli takım aslında bu araların yani çok fazla toparlanma süreci yaşayacak düşüncesine ben çok fazla katılmıyorum. Söylediğim gibi 12 tane oyuncu yani antrenmanda çalışan oyuncu sayısı az, hazırlanış yani son haftanın son günlerine kadar bu problem yaşanacak tabii ki. Yani bu tip dönemlerde sakatlık olmadıktan sonra sakatlık olmaması kulüplerin ve teknik adamların bence en çok sevinmiş olduğu olaydır. Yani oyuncuların tabii ki form durumları, oyuncuların fiziksel durumları da çok bu anlamda oynanacak olan ilk maç için çok önemli. Tabii Trabzonspor'da gidişat bence şu an çok sakin ve çok istediği seviyede olduğu için belki bu anlamda biraz daha rahat olduğunu ben düşünüyorum. Tabii ki kaybedilen en son Rizespor maçı bu aradan çok fazla bir yorum içerisinde kalmaması o biraz daha Trabzonspor'u sakin tutmuştur. Yani bakıldığı zaman çok fazla sakatlık yaşamadıktan sonra hamşin dönüştü Trabzonspor için. Bu anlamda bir moral olacaktı. Evet ilk maç Beşiktaş maçı yani Trabzonspor'un belki yani bu sene her şeyin artık tamam olduğunu söyleyecek olduğu bir kazanç da olabilir. Şu an herkes çok heyecanlı. Şehir çok farklı. Düşünceler çok farklı. Ben en son 95-96 yılında oynadığım dönem içerisinde çok kritik bir Fenerbahçe maçı oynayıp hani şampiyonluğu kaybetmiş olduğumuz bir maçın heyecanından da daha yüksek bir şehir heyecanı görüyorum. Yani güzel bir pazar bizi bekliyor Ezgi. Evet, heyecanlı geçmeye aday bir mücadele. Şimdi bir taraftan da Trabzonspor'a artık gelecek sezonun planlarının yapılmaya başlandığını görüyoruz. Gündemde adı geçen isimleri soracağım ama Puhaç'ın kalması ile ilgili bugün dikkat çeken bir haber vardı. Ne dersiniz, genç oyuncu kalmalı mı sizce? Yani Ezgi Trabzonspor planlama içerisine girdi. Tabii ki gelecek yıl şu an Trabzonspor'da 17 tane yabancı oyuncu var. Yani bunların yani 12'ye inmek zorunda bu yabancı sayısı. 12'ye inip 99 doğumludan küçük bir yine yabancı bir oyuncu ihtiyacı olacak. Yani bunlara bakıldığı zaman bir süreç yaşayacak. Bu süreç çok zor bir süreç mi? Bana göre çok zor bir süreç değil. Tabii ki Poaç konusuna da geleceğim. Ben genel bir yapılamadan bahsedeyim, etmek istedim Ezgi. Yani bakıldığı zaman bu sene, geri sene de oynayabilecek şu an elinde çok güçlü bir kadro var. Oynayan kadrodan bahsediyorum. Genel bir kadrodan değil. Yani
8-9 tane oyuncusunu gelecek yıl Trabzonspor yine saha içerisinde görebilecek. Bu anlamda gidecek olan oyuncular, teklif gelecek oyuncuların aslında şu an tam netleşmediği için tabii ki ilk önce ihtiyacı olduğu mevkiler düşünülüyor. Yani ben Trabzonspor 2-3 tane oyuncusunu transfer anlamında teklif alıp belki yollarını ayırabilir, onlarsız olabilir gelecek yıl. Ama kadro yapılanması, kadronun iskeleti Trabzonspor'da çok net belli ve çok güçlü. Bu anlamda Trabzonspor şanslı diyebilir, çok telaşlı değil. Poaç tabii ki yani bence Trabzonspor'un oynadığı süre içerisinde ihtiyaçlarını karşıladı mı? Evet karşıladı. Ben gelecek yıl daha da iyi oynayacağını düşünüyorum. Yani çok duygularıyla çok heyecanla oynayan bir oyun yapısı var. Aslında baktığı zaman motorik, atletik özellikleri gerçekten çok çok yüksek. Yani Abdullah Hoca'nın çok yani beklentilerinin bence o anlamda üstünde olduğu bir atletik yapısı var. Bu Trabzonspor'a bir değer katar. Daha da iyi olur eğer tabii ki kalsa Trabzonspor'a hem alışmış olduğu oyun yapısında hem Türk futbolu konusunda. Kalır kalmaz tabii ki tekrar kiralanır bunlar bir süreç. Trabzonspor bunun için de muhakkak planlar yapıyordu. Yani ben hani Denzel Trabzonspor'da ben kalacağını bekliyorum. Yusuf Erdoğan zaman zaman sol bek kenarda oynadı. O bölge için yine ben bir aday da olabilir. Denzel'le Trabzonspor bir sağ stoper muhakkak alacağını ben bekliyorum. O yüzden Denzel Yusuf ikilisi en azından bir sezon başlangıcında o bölge için bir neler oluyor diye bakılabilecek olan bir zaman yaşayabilir. Ama Poaç alışılmışken eğer ekonomik olarak Trabzonspor'a uygun olsa yani Poaç transferde Trabzonspor için bence en azından bir rahatlık olabilir. Poaç'ı özellikle şundan dolayı da sordum. Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ile Trabzonspor'un ilgilendiği söyleniyor. Eren aslında birçok takımın gündeminde bu sezon gösterdiği performansla. Bu anlamda takıma katılırsa yapacağı katkıyı nasıl görürsünüz? Eren konusundan bahsediyorsun Evet, herhalde evet. Ezgi. Tabii ki Eren transferi çok kolay bir transfer olacağını ben düşünmüyorum Ezgi. Yani bu sene tabii ki ligimizde pozisyon olarak o pozisyonun çok fazla oyuncusu yok. Ki Eren hem yaşının itibariyle hem oynadığı oyundan beraber şu an oranın en değerli oyuncusu. Yani bunu hangi kulüp almaya çalışsa çok yorulur. Yani ekonomik anlamda hem süreç anlamında çok yorulur. Tabii ki bir takımın geleceği ile ilgili çok doğru, çok keyifli bir yatırım olur Eren. Ama dediğim gibi ben Trabzonspor bu anlamda ne kadar olayı çözebilir? Bunu biraz süreç gösterecek bize. Ama dediğim gibi ben Trabzonspor elinde alternatif oyuncular var. Eren transferi olursa tabii ki bu da gelecek planlaması için yani çok keyifli olur. Herkesin çok memnun olacak olduğu bir transfer olur. Peki Hamdi Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.